evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Haiti'de olağanüstü hal ilan edildi. Haiti'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği suikastçıların profesyonel, paralı askerler olduğunu açıkladı. Bu arada suikast sırasında evde bulunanların İngilizce ve İspanyolca konuştuğu belirlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Erdoğan e, ee, Mois için baş sağlığı mesajı paylaştı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mois evinde silahlı saldırıya uğradı. Mois'in hayatını kaybettiği saldırıda eşi Martin Mois de yaralandı. Miami'deki bir hastaneye sevk edilen Martin Mois'in durumunun kritik olduğu açıklandı. <laughs> Haiti'nin geçici başbakanı Claude Joseph, suikasti düzenleyenlerin ülkenin resmi dili Fransızca değil, başka bir dil konuştuklarını açıkladı. Ülkenin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi de saldırganların Moïse'in konutunda kendilerini Amerikan uyuşturucuyla mücadele dairesi görevlileri olarak tanıttıklarını açıkladı. Saldırganların profesyonel paralı askerler olduklarını söyledi. Ülkede iç karışıklık çıkma ihtimaline karşı olağanüstü hal ilan edildi. Bir süredir siyasi istikrarsızlığına hakim olduğu hayetinin komşuları da iç karışıklığa karşı harekete geçti. Dominik Cumhuriyeti, Hayati ile sınırını kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasti Kallehçe olarak niteledi. Moise'nin ailesine ve Hayti halkına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Mois için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Moïse'in ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi, sükunet çağrısı yaptı. Beyaz Saray'da suikasti korkunç olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin soruşturma için yardım etmeye hazır olduğu belirtildi. Haiti'de Moïse'in süresinin dolmasına karşın görevinden ayrılmaması protestoları beraberinde getirmişti. Moez Şubat ayında da kendisine suikast düzenlenmek istendiğini açıklamış, 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.